Ay bir de bu vardı ya. Neredesin canım? Çekmeköy'deyim şu an. Siz neredesiniz tam olarak? Ya Aydancığım, Allah delirteceksin beni. Ne işin var senin Çekmeköy'de? Sen dedin ya Çekmeköy'deyiz diye. Ben sana Çekmeköy mü dedim be? Çekmekent dedim. Allah Allah! Bilmiyorsun İstanbul, sabahtan beri uğraştırıyorsun beni. Hayret bir şey. Zaten zahmet etme. Aydan, bak Selim de uyuyor şimdi içeride, tamam mı? Sen de gece gece heba ettin kendini. Canım benim. Hadi git sen dinlen, tamam? Sonra görüşürsünüz. Hadi canım, hadi. Bye. Bye. Ha, tamam teyzoşum. Ben yarım saate yanında oluyorum o zaman. Tamam. Ha. Hadi. Öptüm. Bye. Selim, benim şimdi hemen çıkmam lazım. Tamam mı? Aferin. Aklım bende kalmasın. Zaten çok bile baktın bana. Ağrısızın falan olursa arayabilirsin, tamam mı? Ben hemen gelirim. Tamam Şebnem, merak etme. Tamam. Bu kim şimdi ya? Aydan, sen nasıl geldin ya buraya? Biraz zor oldu canım. İyi de sen adresi nasıl? Kafeye uğradım gelirken, oradan öğrendim. Selim içerideyse bir görmek istiyorum. Kimmiş? Kız! Aa Aydan, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Nasılsın? Sağ ol, daha iyi. Ağrı falan var mı? Yani ara ara oluyor ama geçti sayılır, merak etme. Sen çıkıyordun galiba. Ben mi? Evet ama çok kısa bir işte, önemli değil. Keyfine bak sen canım. Selim merak etme. Ha. Ha. Kalabilir mi istersen Selim? Yok yok, işine bak sen. He. Tamam o zaman. Yalnız kalabilirsin değil mi ben? Gideyim mi? Kalırım Şebnem, merak etme. Bak yalnız değilim, Aydan da burada. Gidiyorum o zaman ben. Hadi bay bay. Güle güle. Al bunu sen de sor. Sağ ol canım. Ben de seni arayacaktım. Ne zamandır baş başa kalamıyoruz. Fark ettim ben de, hissettim. Hemen çıktım geldim. İyi yaptın bir tanem. Teyze hoş. Hı. Ben aslında seni merak ediyorum ya. Aa, niye? Ne bileyim. O gün böyle birden çıktın gittin kafeden. Bir suratın beş karış asıktı falan. Ha, onu diyorsun. Evet, benim dün biraz keyfim kaçıktı. Ama ona gelmeden önce senden konuşalım. Nasıl gidiyor Selim'le? Ay, bizde bir değişiklik yok. Onun 2 mandal bir sepet karşılığı aldığı numaraları yemedim. Gönderdim gitti. Sen çok tatlı, güçlü, komik. Evet, harika bir kızsın. Ama iş aşka gelince bütün defoların ortaya çıkıyor. Yok öyle bir şey. Çıkıyor, çıkıyor. Eğri oturalım, doğru konuşalım canım. Sen aşk konusunda biraz korkaksın. Kim ben? Korkak. Tabii ki değilim. Tabii ki korkuyorsun. İş aşka gelince, işler ciddileşince kanatlarını takıyorsun. Brrr. Tam anladım teyzoş. Konu yine Arda'ya gelecek değil mi? Hayır, gelmeyecek. Ben neden böyle olduğunu biliyorum. Benim yüzümden. Sen benim yüzümden aşka küstün. Müfit'le benim ilişkim seni çok yaraladı. Çok üzüldü. Şimdi hiçbir erkeğe güvenemiyorsun. Teyzen bile terk edildiyse niye bu erkeklere güveneyim ki diye düşünüyorsun. Alakası yok. Acaba? Çay güzel olmuş mu? Hmm, çok güzel olmuş. Kaç bakalım. Nereye kadar? Sağ ol. Afiyet olsun. Aslında dün gece gelecektim ama işte... Biliyorum. Şebnem söyledi. İşin çıkmış akşam. Selim. Siz Şebnem'le nasıl tanıştınız? Çok uzun hikaye. Peki ne zamandan beri tanıyorsunuz birbirini? evliliğinize? Yani oldu biraz. Niye sordun? Aranızdaki ilişkiyi merak ediyorum da o yüzden. Arkadaşız. Yani birçok ortak arkadaşımız var. Sık sık görüşüyoruz. Başka bir şey yok yani. Yok. Güzel. Günübirlik yaşamak istiyorsun değil mi? Ama arada sırf evlenmiş olmak için nikah masasına oturuyorsun. İşler ciddiye binince de hop kaçıyorsun. Öyle değil ya. Evet öylece. Şebnem, bunun adı aşk. Mutlu olmak da var, acı çekmek de. Terk edilmek de var, yıllarca bir arada yaşamak da. Bunu bilemezsin ki. Ama korkup kaçarak hiçbir şey öğrenemezsin. Tamam, düşünelim. En kötüsünü düşünelim. Tamam, birlikte oldun ama hiçbir şey istediğin gibi gitmedi. Acı çektin, kavga ettin, sonunda da ayrıldın. E ne olacak? Ne olacak? Her şeye değer. Ya etrafımıza bir bak. Aşkın nasıl bir duygu olduğunu bilmeden yaşayıp giden insanlar var. Bence bu fırsatı kaçırma. Sen onlardan biri olma. Ya öyle diyorsun da bak dün yine Müftü abiyle tartıştın, üzdü seni biliyorum. Şimdi konu ben değilim. Senden konuşuyoruz. Bak cevap veremiyorsun, gördün mü? Bir saniye bekler misin? Sen Selim'in yanında değil miydin ya? Öyleydim. Evde mi bıraktın çocuğu çıktın da? Evet, çünkü sana bir şey sormak istiyorum. Tövbe estağfurullah. Aydancığım, telefon diye bir şey icat edildi ya. Selim'e karşı bir şey mi hissediyorsun? Daha doğrusu ne hissediyorsun? Şuş. Yok öyle bir şey ya. Şimdi nereden çıktı, ne alaka anlamadım ben. Dün gece yaptıklarından sonra benim aklıma başka bir şey gelmedi hak verirsin ki. Şehrin bir ucundan bir ucuna gönderdin beni. Yani bir şey varsa söyle. Ya yok öyle bir şey. Ben haritayı karıştırmışım ondan. Anladım. Selim de öyle dedi zaten. Öyle mi? Evet, ona da sordum. Sonuçta sen benim arkadaşımsın. Arkandan hiç çevirmek istemem. Anlamadım. Ben Selim'den çok hoşlanıyorum. Çok tatlı çocuk. Aramızda bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Onun için seninle konuşmak istedim. Eğer ondan hoşlanıyorsan hiç bu işlere girmeyeyim diyecektim de. Anladım. Yok. Aramızda bir şey yok bizim. Biz çok yakın arkadaşız onunla. Süper. O zaman bu akşam Selim'le konuşayım diyorum. İyi. Gerçi bizim zamanımızda erkekler teklif ederdi ama. Ay çok iyi. Öyleyimdir. Bekle nereye kadar? Zaten Selim de benimle ilgileniyor bence. Değil mi? Çok bekledin. Güzel o zaman. Yani inşallah her şey sizin için çok iyi olur. Çok sağ ol canım benim. Görüşürüz. Selam söyle.